Bozkurt'un komutasında gerçekleştirdikleri geçiş de sona erdi. İstanbul Başakşehir'de Ramazan bir başka geçiyor. Belediye tarafından Sular Vadisi'nde kurulan nostaljik Osmanlı Çarşısı yoğun ilgi görüyor. Çarşıda ilçede inşa edilen Türkiye'nin en büyük İmam Hatip Okulu kampüsünün maketi de sergileniyor. Ayrıca Mekke Resulleri adlı dini söyleşilerde değerli hocalar tarafından bir peygamberin hayatı anlatılıyor. Başakşehir'de Ramazan farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Başakşehir Belediyesi'nin Sular Vadisi'ne kurduğu nostaljik Osmanlı çadırında yok yok. Orucunu açanlar iftarın ardından soluğu bu çarşıda alıyor, standları geziyor, Ramazan programlarını izliyor. Etkinlik alanı eğitim aktiviteleri üzerine kurulu. Belediyeye bağlı bilgi evi öğrencileri de standlarda hünerlerini sergiliyor. Kendin mi çizdin burayı? Evet. Ne kadar zamandır bilgi evindesin peki? Ne kadar zamandır? Yani bir 6 hafta falan oluyor. Peki 6 haftadır yalnızca resim mi yapıyorsun? Başka aktivitelerin var mı? Cemiyet bilgi evine bir de gitara geliyorum. Taşı çekiyoruz. Mesela bu düşürür ya, yanıyor. Bir şile teke tek alırsın, onu yenen şampiyon. Yani bu kuleyi deviren kaybediyor öyle mi? Evet abi. Çarşıda ayrıca dini söyleşiler de gerçekleşiyor. Mekke Resulleri adlı sohbetlerle peygamberlerin hayatından kesitler anlatılıyor. Nereden gelirsin, nereye gidersin anlatınca Musa, Şuayb Aleyhisselam, sen buraya boşuna getirilmedin. Seni Allah gönderdi. Her akşam geliyoruz seyretmeye. Her akşam farklı farklı söyleşiler var. Manevi bir huzur var burada. Çok beğeniyorum. Evim yakın, yürüyerek geliyoruz her akşam. Çarşıda Başakşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilen Türkiye'nin en büyük İmam Hatip Okulu kampüsünün de maketi sergileniyor. Türkiye'nin en büyük İmam Hatip kampüsü İstanbul Başakşehir'de yükseliyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında açılacak okul alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Öğretmen atamaları gerçekleştiren okul SBS tercih listesine girdi ve şu anda öğrencilerini bekliyor. Özellikle bu sene tercih edenler daha avantajlı olur diye düşünüyorum. İlk senesi olduğu için puanlar o kadar yükselmez. Ama daha sonraki süreçte puanların çok yükseleceğini düşünüyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması beklenen okulda akıllı tahta sistemi uygulanacak. Öğrenciler tablet bilgisayarlarla ders işleyecek. Okulun eğitim yapısı önümüzdeki 20 yılın teknolojisini içinde barındırıyor. Okulda bulunan akıllı tahta sistemiyle birlikte yurt dışındaki bir okulda verilen dersler buradaki sınıflardan canlı olarak izlenebilecek. İngilizce dersini işte Londra'dan bir herhangi bir okulla karşılıklı anlaşma yapılırsa oradan canlı olarak burada eğitim alabilecek altyapısına sahip. 2500 kişilik öğrenci kapasitesine sahip okul 60 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Okulda laboratuvarlardan sinema salonlarına, beden eğitimi alanlarından binlerce kişilik kongre salonlarına kadar her şey düşünülmüş. Haberleri sunduk. Saat 13'te gündüzde gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşçakalın.